Merhaba sevgili gençler, Eğitim Video Forum kanalına hoş geldiniz. Öncelikle videonun amacından bahsedelim. Bu videoda şu sorulara cevap arayacağız. Proje görevi nedir? Ne zaman teslim edilir? Nasıl değerlendirilir? Notlara olan etkisi nedir? Bunlara değindikten sonra da kendi öğrencilerim için birkaç duyuruda bulunacağım, onlar da videonun son kısmında. Evet, şimdi birlikte detaylara bakalım. Öncelikle proje ödevi nedir? Bunu cevaplayalım. Öğrencilerin istekleri doğrultusunda belirlenen bir konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlar sonucunda bir ürün ortaya koymak amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde bireysel veya grup halinde yaptıkları çalışmayı ifade eder. Bunu aynen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinden aldım sevgili gençler. Evet, proje ödevleri zorunlu mu hocam diyenler çokça var. Peki nasıl dağıtılır? Bunların da cevabını şimdi verelim. Her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirmek zorundasınız. Hiçbir dersten ben proje almak istemiyorum diyemezsiniz. En azından bir tane dersten bir yıl boyunca bir tane projeyi yapmak zorundasınız. Örneğin fen bilimlerinden proje aldın, diğer derslerden almak zorunda değilsin. Ya da fenden alırsın, matematikten alırsın, sosyalden alırsın. Bu ortaokul için geçerli tabii. Lise için de farklı değerlendirebiliriz dersleri. Çünkü dersler değişiyor biliyorsunuz. Ama unutmayın, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama zorunluluğu var. Peki, bu proje görevleri ne zaman ve nasıl dağıtılıyor? Sınıf, şube, rehber öğretmenleri, öğrencilerin proje hazırlama taleplerini, ilgi, yetenek, beceri ve başarı durumlarını dikkate alarak dersler bazında dengeli bir şekilde dağılımına özen gösterir. Peki ne zaman dağılır? Birinci dönemin başında, genellikle Ekim ve Kasım aylarında öğretmenler sınıf içerisinde kim hangi dersten proje istiyor şeklinde sorarak sınıftaki listeyi oluşturur ve idareye teslim eder. Birazdan bunu da söyleyeceğiz zaten. Evet, birden fazla derste proje görevi alabilir miyim hocam diyorsanız cevabımız evet. Birden fazla ders için proje görevi alınabilir. Proje notları karneye ne zaman etki eder? Proje ödevini hangi dönem teslim ederseniz o dönemin karnesine etki eder. Aynı dersten iki farklı dönem proje görevi alınabilir mi? Her dönem için de proje görevini alabilirsiniz. Ve bu ödevi ne zaman teslim ederseniz o döneme etki edecek şekilde karneye puan geçer gençler. Alınan proje görevi danışman öğretmenin belirteceği son teslim tarihine kadar teslim edilmelidir. Peki zorunlu mu? Evet, eğer siz proje görevini aldıysanız bunu teslim etmek durumundasınız. Eğer teslim etmezseniz öğretmen teslim edilmediği için G harfini E okula işleyerek sizin görevi yapmadığınızı belirtebilir. Evet, öğretmenler ne yapacak? Öğrencilerin hangi derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilmek zorundadır. Peki ya okul yöneticileri ne yapacak? Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkanlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi gerekli tedbirleri almalıdır. Projenin son teslim tarihi nedir? Bu konuda öğretmenler sene başında zümre toplantısı yaparlar. Burada genel bir tarih belirlenir ancak burada asıl iş sizin danışman öğretmeninizin söyleyeceği tarihtir. Yani proje danışmanı öğretmen tarafından projenin son teslim tarihi açıklanır. Peki proje değerlendirme kriterleri nasıl olacak? Proje konuları ve değerlendirme kriterleri ile ilgili olarak dersin Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından sezon başında bir toplantı yapılır ve bu toplantıda proje değerlendirme kriterleri belirlenir. Konu belirlemede bazı öğretmenler öğrenci ilgisini temele alarak hareket edebilir. Tıpkı benim gibi, ben öğrencinin ilgisini temele alırım. O yüzden konuyu öğrenci seçer. Ama bu öğretmenden öğretmene farklılık gösterir. Proje puanlarının karneye etkisi ve hesaplaması nasıl yapılır?
Bu konuyla ilgili geçen dönem bir video çektim. Bu videonun linkini açıklamalar kısmına yerleştirdim. Buraya tıklayarak proje puanlarının karneye nasıl etki ettiğini ve nasıl hesaplandığıyla ilgili olarak izleyebilirsiniz. Evet, umarım faydalı olmuştur. Proje ödevi nedirle ilgili genel bilgileri sizlere sunmak istedim. Not olarak şunu belirtelim. Bu video 2019-2020 eğitim öğretim yılı ortaokul düzeyi için çekilmiştir. Sonraki yıllarda yönetmelikte değişiklikler olabilir. Evet, inşallah faydalı olmuştur diyoruz ve şimdi geldik benim kendi öğrencilerimle ilgili proje ödevi nasıl yapılır kısmına. Evet, değerli öğrencilerim, bu kısmı dikkatle dinleyelim. Bu yıl 5. sınıfların dersine giriyorum. Bu nedenle 5. sınıf proje görevleri nasıl yapılacak? Bununla ilgili kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. 5. sınıf ders kitabındaki ünitelerden ilgi duyduğunuz konulardan birini ya da birkaçını seçerek proje görevini hazırlayabilirsiniz. Bakın, konuyu ben vermiyorum. Kitaptan sizler kendi ilginize göre, isteğinize göre konuları seçebilirsiniz, tamam mı? Proje görevlerinde en az 3 çeşit yöntem kullanılacak ve araştırma dosyası teslim edilecek. Araştırma dosyası nedirle ilgili de yine ayrıca bir video var. Bunu da videonun açıklamalar kısmından izleyebilirsiniz. Orada bir link var. Oraya tıklayın. Açılan videoda araştırma dosyası nasıl yapılır? Bu konuyla ilgili detaylı konu anlatımı var. Evet, yöntemlerden bahsedelim. Size dedik ki şurada bakın, 3 çeşit yöntemden bahsettik. Hemen şuraya çizelim. Evet, şurada. En az 3 çeşit yöntem yapacaksınız ve araştırma dosyası teslim edeceksiniz. Peki bu yöntemler neler hocam diyecekseniz, ben buraya bazı yöntemleri yazdım. Bunlardan 3'ünü seçeceksiniz sadece. Örneğin ben poster yapacağım. Seçtiğim konu ne? Canlıları tanıyalım ünitesi. Canlıları tanıyalımla ilgili bir tane poster yapmayı planladım ve bu konuyla alakalı bir soru cevap, 10 tane soru cevap hazırladım ve aynı zamanda bununla ilgili bir de dergi hazırlamayı düşündüm ve yaptım. 3 çeşit oldu mu? Evet, 3 çeşit oldu. Bir de ne yapacaktık? Araştırma dosyası. Bunları hazırlayıp öğretmenime götüreceğim ve sınıfta sunum yapacağım. Böylece proje notumu da almış olacağım. Peki hocam, proje değerlendirme kriterleri nasıl? Nereden nasıl yaparsak kaç puan alırız? Değerlendirme kriterleriyle ilgili yine bir video var ve bu videonun linki de yine açıklamalar kısmında mevcut. İsteyen bakabilir. Tüm bunları sadece internet üzerinde değil, sınıfta da detaylı bir şekilde öğrencilerime anlatıyorum. Peki videoyu neden çekiyoruz? Çünkü anlaşılmayan bir kısım varsa burada daha net bir şekilde tekrar tekrar izleyerek daha anlaşılır hale geliyor. Bundan dolayı YouTube videolarını kullanmak daha verimli oluyor ders açısından. Evet, şimdi bazı çok sorulan sorular var. Nedir bunlar? Hocam, ödevi ne zaman teslim edeceğiz? Ödev 1 Mayıs 2020 tarihine kadar teslim edilebilir. Ama siz ilk dönem teslim ederseniz notunuzu ilk dönem karnesine eklerim. İkinci dönem yine benim dersimden, istiyorsanız proje ödevi alıp teslim edebilirsiniz. Bunun dışında şu çok soruluyor, burada yazmadık ama hocam, ben proje ödevini 2 kişi, 3 kişi yapabilir miyim? Normalde yönetmelikte 2 kişi, 3 kişi grup şeklinde proje ödevi yapılabilir der. Ancak ben kendi kararım olarak proje ödevlerini tek alıyorum. Yani bireysel yapacaksınız. Bunu da belirtmek isterim. Ödev hangi dönem teslim edilirse o döneme notu girilir. Bunu daha önce söylemiştik. Yine aklınıza takılan sorular olursa yüz yüze bana sorabilirsiniz her zaman. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.